Merhabalar, ben Mustafa Kemal Şimşeker ve Hürmak'tayız. Hürmak'tan Koray mıydı? Caner. Caner Bey'le beraberiz, kusura bakmayın. Öncelikle Hürmak, bir sistemimizi açtık komple. Nasıl başlayacağız, nasıl veri gireceğiz, onları Caner Bey'den rica etsek gösterebilir mi? Bu düğmeler ne işe yarıyor? Merhabalar arkadaşlar, ben Caner. 2,5 yıldır Hürmak'ta mekatronik mühendisi olarak çalışıyorum. Şimdi bugün sizlere LS ekranımızı anlatacağız. Ekran bu şekilde açılıyor. İstersek buradan dil seçimi yapabiliyoruz. Veya istemezsek Türkçe olarak direkt başlamak istersek. Bastırsak. Aynen. Ana ekrana bu şekilde ulaşabiliyoruz. Son şimdi, dildeki ekranı mı getiriyor bu? Yok. Tamam, Türkçe getiriyor. Direkt Türkçe getiriyor. Eğer oraya tekrar dönmek istiyorsak? Oraya basıyoruz. Buradan tekrar dil seçimi yapıyoruz. Sistemde bir de şifre girmemiz gerekiyor veri girişi için. Aynen. Sanırım. Şifre girmek için F9'da şifre butonumuz var. Buraya basıyoruz. Şifremiz kullanıcılarımız için 4 tane 1. 4 tane 1'e yazıp okeyliyoruz. Buradan data girişlerimiz sizde kapalı olarak gelebilir. Bunu açmamız lazım eğer bir değer girmek istiyorsak, data girmek istiyorsak. Bunu açıyoruz. Sonra ana menüye tekrar dönersek data girişlerimiz kullanabilir. Şu an motorumuz çalışıyor. Motorumuz motoru, ana pozisyonda. Yani motor aç kapa şurada. Aynen. Motor kapalı şu an çarpı olarak. Şu an kapalı çarpı. Burada motor sıcaklığımızı görebiliyoruz. Şu an çalışmadığı için 13 derece. Burada yağ sıcaklığımızı görebiliyoruz. 8 derece. Diğer ekranları da birazdan devam edeceğiz. Bu en baş kaydımız. Merhabalar, ben Mustafa Kemal Şimşeker. Caner Bey'le beraberiz. Caner Bey'le şimdi mal almaya bakacağız. Ondan sonra eğer vaktiniz yeterse, yani uzun videolar yapmak istemiyoruz size. Grup temizlemeye, onlara bakmaya çalışacağız. Bakalım. Ana sayfadan F3 butonuna, enjeksiyon butonuna tıklıyoruz. Mal alma burada F4'te. Buradan F4'e geçiyoruz. Mal alma sayfası karşımıza çıkıyor. Şimdi burada mal almaya 80 mm yazılmış. Ne demek oluyor? Yani 80'e kadar git. 80'e kadar mal almaya devam et oluyor. Mal şurada alma, da mal sıkıştırma var. Aynen, mal sıkıştırma. Bu çok önemli bir şey. Evet. Buraya yüzdelik olarak malı ne kadar sıkıştır onu yazabiliyoruz. Mesela %30 yazalım. %30 bu malı sıkıştırarak alıyor. Kullandığınız yani aslında, şey elemanla alakalı bir şey. Yani PP mi kullanıyorsunuz, evet. SEL mi kullanıyorsunuz? Ona göre sıkıştırma oranınız değişebilir. Aynen. Yani malı daha fazla almış oluyor. Burada mal sıkıştır diyorsanız i̇şte daha fazla almış gazlı oluyor. Gazlı ve benzeri, evet, şeyleri de engel olmak için. Aynen öyle. Şimdi burada da işte mal almanın basınç ve hız bilgileri var. Diğer sayfalar gibi çalışıyor burada. 0'dan 5'e mesela 160 bar, 100 hızla gidiyor. 5'ten 80'e de 160 bar, 100 hızla mal alma yapsın demişiz. Ondan sonra... Bu da gereğmiş. Burada da gereğmiş. Diyelim ki biz mal almadan sonra gereğmiş yapmak istiyorsunuz. Uçtan malzeme akmamasın diye. Aynen. Uçtan malzeme akmasın diye mal almadan önce ve mal aldıktan sonra gereğmişimiz var. Mal almadan önce yapmasın istiyorsanız buraya direkt 0 yazın. Mal aldıktan sonra da bir 10 milim geri gitsin. Mal yani, akmasın. Ben önden genelde onu 2'de 3'te tutuyorum. Ha, o da olabilir. O artık sizin kullanacağınız mala göre de değişkenlik gösterir. Buradan da 2 milim geri gidip biraz enjeksiyon içindeki basıncı rahatlatıp önden mal akmamasını sağlıyor. Burada şöyle iki güzel opsiyonumuz var. Soğumadan önce sıkıştırma boşaltma, soğumadan sonra sıkıştırma boşaltma. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Biz soğumayı şuradan mesela enjeksiyondan sonra soğuma. 10 saniye soğuma yapsın. Enjeksiyonumuzu yaptık. 10 saniye bekledik soğumadan. 10 saniye soğumasını bekledik. Soğumadan sonra sıkıştırma boşalt diyorsak 10 saniye bitince mal almaya başlıyor. Kalıbın sıkma basıncını boşaltıyor. Öyle mengeneyi açmaya başlıyor. Ama soğumadan önce boşalt dersek bunun soğumasını beklemiyor. Artık yavaş yavaş tonajı boşaltıyor mengenedeki ve bu size biraz zaman tasarrufu sağlıyor aslında. Daha hızlı açmamızı. Daha hızlı mengeneyi açmamızı sağlıyor. Burada da iki tane böyle opsiyonumuz var. Ondan sonra burada grup, bu arada mal aldıktan sonra soğuma opsiyonumuz da var. Buradan da istediğiniz mesela 50 saniye çok soğusun istiyorsanız. Yani buz gibi mal veya seri üretim yapıyorsanız süre girmiyor. Burada da bunu da girebilirsiniz. Buradan grup sayfasına geçelim. Grup sayfasında ileri geri zaten tek paneli değerler.
Giderken sadece ileri ve geride hızları giriyoruz. Basınçları, hızları giriyoruz. Nereye kadar gidebileceğimiz? Grupta herhangi bir cetvelimiz yok zaten. Switch'imiz var önde. Ona basıyorsa grup öndeyim diyor. Ondan sonra ileri geri burada hız basınçları girebiliyoruz. Ne kadar zamanla çalışsın? Mesela 3 saniye geri gitsin. Burada zamanı girebiliyoruz. Sabit seçersek grup sürekli kalıba basılı şekilde önde kalıyor. Hareketli seçersek grup mesela 3 saniye geri gitsin dedik ya, 3 saniye boyunca geri gelecek. Ondan sonra bir daha ileri gidecek ve enjeksiyonu öyle başlatacak. Yani bazı durumlarda nasıl yapıyoruz burada kardeşim? Grup otomatik ayarlı zaten. Bizim hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Hani hiçbir şey yapmıyoruz. Kalıbı şey bağladık. Mememiz uzun veya kısa. Yok, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çok güzelmiş. Bu tüm serilerde bu şekilde. Tüm serilerde hani bu şekilde. Hani Prodigy serimizde de bu şekilde. Bu şekilde. Zenith serimizde de evet, bu şekilde. LS ekranlarımızın hepsinde bu şekilde. Tamam. Buradan da bir opsiyonumuz daha var. Grup geride mal alsın. İşte çok kullanılan bir opsiyon. İşte ama şatoplu uzunluğumuz varsa daha mal. Varsa onu kullanabiliriz. Grup geride mal alsın. Buradan seçip grup geride mal alma opsiyonu kullanabiliyoruz. Gram hesabına da bakalım ya. Gram hesabına da bakalım. Biraz daha uzun olsun. Şimdi burada zaten gramaj hesabına geldiğimizde ocak çapımız belli. Onlarla hiçbir işimiz yok. Onları biz sizin için giriyoruz zaten. Buradan ham maddenizi seçmeniz gerekiyor. Diyelim ki PP olsun bizim ham maddemiz. Ve bastığınız ürün 600 gram gelsin. Gördüğünüz gibi burada mal alma mesafesini kendi kendine hesaplıyor. 144. Eğer ben buraya kaydet dersem dedim, geliyorum tekrar mal almaya. Buraya o değeri kendisi otomatik yazdı. Yani ben buraya elle gidebiliyor muyum? Yine sonra elle değiştirebilirsiniz. Yani hava yaptı, bilmem. Aynen, elle sonra yine değiştirebilirsiniz. Ama oraya 148 girmiştik, sağ buraya kadar o etki ediyor yani. Bu sizin için büyük bir kolaylık. Gramaj hesabını buradan diyelim ki yine 300'e düşürelim. Kaydet dediğimizde buradaki değeri hem mal alma sayfasına hem enjeksiyon sayfasına kendi yazdırıyor. Sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Çok teşekkür ederiz Caner Bey. Bizi izlemeye devam edin. Ortamda biraz ses var, kusura bakmayın. Fabrika ortamındayız. Kolay gelsin.